altına Murat de imzayı, sapına kadar Fenerbahçe'nin uzunu. Gerçekten falan baktınız, ne yaptınız? Bu çok da kolay bir tahmin değil. Böyle bir sual mi olur? Tabii ki Murat'a hadi görüşürüz dersin. Ama ne kısmı bir sakatlık bu ya, bitmeyen. Çapraz bağ falan koparmış olması lazım yani. O seyirciyi negatif motive etmeyeceksin. Etmeyecek. Fenerbahçe Beko'da şimdi bütün taşlar tıkır tıkır oynuyor. Bence müthiş bir omurga yarattılar. Ne demek bu? Sorusu geliyor. Matematiksel olarak baktığınızda nasıl olabilir? Baba dedim, yanılmıyorsam yürürlük hata yapıyor dedim. Yeniden yapılanma olacaktır. Ergin Ataman'ın gideceğiyle ilgili söylentiler var. Dostça 5 çayı. Sıkıcı. Onlar kahve tercih eder ama. Aynen. Naspor ekranlarına hoş geldiniz. Edizyone Living'in sunduğu Koç ve Ben programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Murat Didin'le birlikteyiz. Murat abi merhaba. Ne haber, nasılsın? İyiyiz, nasıl olalım? Türk derbisini geride bıraktık. Evet. Maalesef Anadolu Efes dışarıda kaldı. Biraz tadımız kaçtı. Sen nasılsın? İyiyim ama artık o bütün sene o gidişat belliydi. Bir son kıpırdanma. Evet. Yeter miydi? Yetmedi. Öbür türlü Fenerbahçe dışarıda kalacaktı. Onlar için de tabii ev avantajı, hem de doğru basketbol Efes'e o son şans hakkını vermedi. Evet tabii son ana kalması, buraya kalması belki tartışılır. Böyle bir yatırım Anadolu Efes'te ama tutmayan bir kimya. Belki detaylı konuşuruz. Hani bu maç özelinde değil ama genel olarak Anadolu Efes adına sezonun Euroleague'de noktalandığını düşünürsek biraz değerlendiririz. Bu maçı da konuşuruz. Tabii Fenerbahçe Beko'nun geleceğini de konuşuruz ayrıntılı bir şekilde. Ve tabii ilk 8'deki son durumu da değerlendireceğiz. 103-86 kazandı Fenerbahçe Beko. Şimdi bu haftada alınan sonuçlara bakarak başlayalım. Ardından sıralama geldi. Sonra maç özeline ve hani detaylara geçelim. 33. haftanın sonuçları Žalgiris Kaunas Maccabi Tel Aviv karşısında 1-0 ile kazanan taraf oldu. Ardından şu Kızıl Yıldız Olympiakos mücadelesi sürpriz bir sonuçla sonuçlandı. Kızıl Yıldız 87-79 kazandı. Burada acaba biraz rehavet mi var Olympiakos'ta sorusu da aklıma geldi. Sonlara doğru yaklaşırken son iki haftada vites mi düşürecek, playoff'a mı kafa yoracak gibi. 6-7-8'in kim olacağı belli olmadığı için. Yani 1-2 arasında çok büyük fark yok. Evet. Yani rakibin bence 6-7-8 Maccabi, Baskonya ve Partizan. Çok büyük ihtimalle. Ama seçemezsin hangisi orada diye. Onun için şey maçı bu yani. Hani oynayalım, ne rakip seçebilirsin. Hı. Ama ligi ilk normal regular yani normal sezonu birinci bitirmek nasıl bir avantaj? Ona sarılmak istiyorsan oynaması lazım. Ama sanki yani onlar geleceği düşünüyor gibi davrandılar orada. Evet, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes mücadelesinde kazanan ev sahibi temsilcimiz Fenerbahçe Beko oldu 103-86'lık skorla. Valencia Bologna mücadelesinde gülen taraftı. Real Madrid Bayern Münih karşılaşması yanıltmadı. 79-67 sonuçlandı. Baskonya Asfer karşılaşması 120-100'lük skorla sonuçlandı. Yanlış anlaşılmasın, uzatmaya giden bir mücadele değil. Normal sürenin skoru bu. Sadece o bir Asfer maçıdır yazmak yanına yeterli. Altına yeterli olacaktır. Panathinaikos Alba Berlin karşısında 84-88 mağlup oldu. Milan burada sürpriz yapan takımlardan bir tanesi. Barcelona'yı 84-76 ile geçti. Artık playoff şansı kalmamasına rağmen kazanmasını bildi. Milan Monaco Partizan karşılaşması 84-88. Partizan'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta konuşuyorduk. Obradovic ne yapar Monaco karşısında? Monaco biraz hani böyle deli fişek, ne yapacağı belli olmayan bir takım derken ama Obradovic'in hani şahsen ben mutlaka hamleler yapacağını ve önünü keseceğini değerlendirmiştik. Kazanan taraf oldu. Obradovic'in öğrencileri hemen sıralamaya bakalım. Skoru da aldatmasın yani. Maçın ilk 10 dakikadan sonra hepsi Partizan kontrolündeydi. Hani 4 sayı bitti ama Partizan bütün maçı kontrol etti. Peki sıralama gelsin ekranlara bu sonuçların ardından. Olympiakos lider durumda. 23 galibiyetle ve garantiledi. Real Madrid 23 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor. Barcelona takip ediyor. Hemen onları 22 galibiyetle tek takım üçüncü sırada. Monaco 21 galibiyetle 4. Fenerbahçe Beko 5. sırada 19 galibiyetli takımlardan Partizan, Maccabi hemen peşlerine geliyor ve 8. sırada Baskonya var. Şimdi şöyle yanda yıldızları görüyoruz. Real Madrid, Panathinaikos, Olympiakos söylediniz. Olympiakos, Real Madrid, Barcelona, Monaco, Partizan, Maccabi. Şimdi garantiledi.
Fakat şurada 5. sıradaki Fenerbahçe Beko'da 8. sıradaki Baskonya henüz playoff'u garantilemedi demek oluyor bu. Şimdi burada ne demek bu sorusu geliyor. Matematiksel olarak baktığınızda nasıl olabilir böyle bir şey sorusuyla karşı karşıya geliyoruz. Koç aslında bir yanılsamama da oldu Fenerbahçe Beko'nun birçok mecra. Anadolu Efes galibiyeti sonrasında yani garantilediğini yazdı, söyledi. Fakat özellikle sizin hani bu konuda konuştuğumuzda tespitiniz vardı. Hayır, garantilemedi demiştiniz. Nasıl oluyor koç bu iş? Biraz hani açıklayalım izleyicilerimize, çünkü eminim izleyicilerimizde de soru işaretleri olacaktır. Ya o gün bir tartışma programı izledim futbolda. Biri Fenerbahçe'nin daha iyi olması için ne oldu diye konuşuyor. Bir kardeşimiz şey dedi ya. Aslında dedi, Başkan Ali Koç'un yapacağı bir şey var dedi. Bu hafta dedi. Yani işte bütün şeyi, NBA oyuncularını, Cedi Osman'dan, Furkan'ı hepsini getirecek. Bir hafta oynatacak dedi. Efes maçından önce. Şimdi bir stüdyoda kimseden de itiraz gelmedi. Şimdi ben dedim ki yani bir normal futbol kültürü var. Bir de sporun genel kültürü var. O bir evrensel. Şimdi böyle bir şey olabilir mi yani? Hani bir maç kala onlar da kalkıp geliyorlar. Kulüplere de izin veriyor. Her hakları açık. Bu arada Fenerbahçe'de de herkes izin versin. Dedi ki hani uzay dönemine çıktık. Böyle bir şey var. Olmaz, orada da büyük ihtimalle olmaz da. İlk önce İtudis ister ki ben onları ne oynatacağım ya der. Hangi pozisyona koyacaksın? Nerede oynatacaksın? Yani işi bir tek böyle oyuncu bazında. Onları getir, bunlar kazansın. Dönerler, onlar da kazansın. Gerçekten izledim. Hani tarihe baktım. 1 Nisan mı acaba böyle bir şey var diye. Şimdi bu tip düşünceler olabiliyor. Çok farklı. O tip düşüncelere baktığın anda da Fener kazandı, Efes aşağıda. Tamam ama tabii Yörük de orada aldattı. Onlar da öyle yazdı. Hatta benim bir Fenerbahçe arkadaşım. Ya sen kalamadık diyorsun ama dedi. Yörük kaldığımızı baba dedim. Yanılmıyorsam Yörük hata yapıyor dedim. Nasıl ya dedi. Bence hata yapıyorlar nasıl, dedim. Nasıl? Nasıl? Şimdi baktığın anda Fenerbahçe 5. Evet. 6. dün akşam garantiledi. Evet. Maccabi 6. dün garantilemişti. Hı hı. Diyorsun ki 6 garantilediyse orada akıllının bir de şey demiştir. Bir dakika ya, 5'e yıldızı unutmuşuz. Çünkü 6 garantilerse 5 de garantiler. 6 Partizan, 7 Maccabi. Ama şimdi hepsinin 19'da kalma ihtimali var. Hepsinin 3'lü evet. averaj var. 4'lü averaj var. 3'lü averaja gittiğin anda Fenerbahçe, Žalgiris ve Baskonya. 3'ü berabere, yani aynı puanda kalırlarsa ki olabilir. O zaman maalesef en altta Fenerbahçe oluyor. Sebebi Baskonya'ya iki defa mağlup olması. Sayı hesaplamasına dahi iş girmiyor. Dörtlü olduğu anda Fenerbahçe, Partizan, Baskonya, Žalgiris. Dördü aynı anda aynı puanda oluyorlarsa ki olabilirler. O eşleşmede de yine maalesef 5 Maccabi, 6 Maccabi şey tahmin ediyorum ama önümüzdeki haftaki maçı, bir dakika yanlış söylemeyeyim, önümüzdeki haftaki maçı Maccabi'nin önümüzdeki kazandı gibi düşünüyorsun. Kazan 20 oldu diyorsun. Sahasında Madrid'i yendi. Hı hı. O zamanki eşleşmede Maccabi yukarıda kalıyor. 5'le 6 Partizan, 7 Baskonya, 8 Žalgiris, 9 Fenerbahçe kalıyor. Ama eğer bu averajlar 5 takım girerse, yani orada saydığımız 5 takıma Fenerbahçe 19, Partizan 19, Maccabi 19, Baskonya kazandı 19, bir altta Žalgiris var. Onlar da Münih'i yendiler. Onlar da 19. Kızıldan sorsak ki olma ihtimali çok yüksek. Yani yüksek, en azından olma ihtimali gerçek olan bir yaklaşım. Žalgiris'in formda olduğunu unutmayalım ama. Aynen. Burada da Partizan 5 oluyor. Baskonya 6 oluyor. Maccabi 7 oluyor. Žalgiris 8, pardon, Fenerbahçe 8 oluyor. Žalgiris 9 oluyor. 5'li averajla kalırsa ki kalma şansı, hani %100 de muhtemel böyle bir olasılık var. Fenerbahçe 5'li averajla yırtıyor. Oradan yırtmasının sebebi de o grup içinde Maccabi'ye farklı bir galibiyeti var. Baskonya'dan eksi alıyor ama Žalgiris iki defa yenildiği için orada iki takım iki defa yeniliyor. Puan da aşağı düşüyor. Bu puan derken buranın puan değil. Aralarında yaptıkların, maçların puanı. Sayıları yani. Ama bunların hepsine bak. Hepsi hakkında bilgin olsun. İzle.
En sonunda al bunları topla, at çöpe. Çünkü... De ki Kız Yıldız'ı lütfen yenelim. Efes'e oynadığımız oyunu oynayalım. Ve beşinci olalım. Beşinci olduktan sonra da dördüncü Monaco. Monaco evinde de molada da çay molası verildi eski otobüsler. Çaylar şirketlendir diye. Orada da dursan, burada da dursan, yine. Monaco'da oynasan, yarıda Roma'da da oynasan mola verip Monaco'yu elemen lazım. Evet. Monaco'yu elediğin anda Final Four'dasın. Bu da bu çok karışık programın aslında sana getirdiği bir evrensel hediye yani. Çok erken Noel hediyesi. Evet. Kızıl Yıldız'ı kazandığımız takdirde bunların hiçbirini konuşmuyoruz. Kimseyle alakan yok. Evet. O yüzden önümüzdeki maçı kazanacağız. Aynen dediğiniz gibi Anadolu Efes mücadelesindeki performansı bekliyoruz. Elbette Fenerbahçe Beko'dan. Şimdi biraz maçın özeline dönelim. İki takım özelinde de kazanan takımla başlayalım elbette. Anadolu Efes'e de değerlendirmelerimizi yapacağız elbette. Fenerbahçe Beko'da 103-86'lık bir galibiyet. Hemen ekrana gelsin maçın istatistikleri. Ekranlara yansıdı. Şöyle baktığımızda koç 20 asistlik bir performans. Ben hemen asiste gidiyorum. 120 verimlilik. Şöyle bir değerlendirdiğimiz zaman koç Itudis'in hamleleri oldu. 5 kısaya döndü. Farklı şeyler izledik. Naci Davis'in ve aynı zamanda Şampiyer'in performansı yine çok iyiydi. O ikilinin belki de performansının bir kez daha altını çizmemiz lazım. Çünkü da Şampiyer'in her zaman söylüyoruz etkisini, sakatlıktan nasıl döneceğini konuşuyorduk ki ligdeki maçla beraber Galatasaray maçı mıydı yanılmıyorsam. O maçla birlikte bir performans yükselişi tekrar var. Daha doğrusu sakatlıktan döndüğü an eskisi gibi geldi. O bir soru işaretiydi. Tabii önemliydi. Şöyle değerlendirecek olursak galibiyet Fenerbahçe Beko tarafından konuşalım. Ne getirdi onlara? Anadolu Efes tarafında elbet konuşacağız. Ya vücudun omurgası dediğin anda omurga seni Roxanne her gün taşır. Omurga üstü yok Allah kimseye. Ne iltihaplanmasını ne o aradaki sıkışmayı hiçbir şeyi vermesin. Çünkü her türlü düzenin gidiyor. Şimdi Fenerbahçe'de omurgayı inşa eden grubun başında uzak ara Marko Guduric geliyor. Hı hı. Çok olgunlaşıyor, her sene daha iyi oynuyor. Üstüne koyuyor. Peki buna baktığın anda omurganın yine bir taraflarına bu sene Motti eklendi. Hı hı. Mott'un yanına Cekir'i acaba Fenerbahçe'nin uzunu mu falan derken bana sorarsan yani alt altına Murat de imzayı sapına kadar Fenerbahçe'nin uzunu. Hı hı. O da eklendi o bölgeye. Booker da kötü performans vermedi. Bazı oyuncu bir senede hazırlanır. Kendi sporcunun hatırına bazı oyuncu 2-3 senede hele yabancı oyuncuysan çok sen Fransa'da oynadın galiba. Aynen. Yani Fransa bir hani kan bağın var, hepsi var, gidiyorsun geliyorsun ama şey değil ki hani gidip aynı Fransa Türkiye'de hissettiğini İspanya'da hissedemeyebilirsin yani. Gayet doğal yani. Fransızcanın var, hepsi var. Yani bazı şey zaman alır yani. Ama bunu Türkiye'de çok kolay yapıyorsun. Fransa'da çok kolay yapıyorsun. Fakat şey gel, yani, tabii kanban da yok yani. Ben kanban dedim ama. Yok ama yani çok yaşlı. Yani Fransız. Yani, evet, yani çok fazla. Vatandaş gibisin evet, diyelim yani. Evet çok gidip geldim. Booker bence buna adım adım zaman içinde adapte oldu. Diğer oyuncuları bazı erken adapte olur, bazı Türk oyuncu için bile geçerli. Fakat orada bir ikili var. Yani geldiği günden itibaren Dechampier ve Naci Reis. Biri geçen sene geldi, biri ben ilk geldi. 5 maç seyrettim. Bunu da her seyrede söylüyorum. Sevgili oğlum, senin basketbola inanıyordum ama bu yaklaşımdan sonra acaba yaşlandı mı dedi. Dedim ki 5 sene sonra, 4 sene sonra, 3 sene sonra bak dedim gelecekteki 2 seneden sonraki yılların Avrupa'da kapış kapış gider dedim. Naci Dayıs için mi? Şey için. Daşan. Daşan için. O bir atıcı dedi bak dedim bir kere. Burak mı diyor bunu? Burak dedi. Eğer bir şeyden çıkarsan Sardinya'nın oynadığı yer, Bankali Sardinya. Oradan çıkarsan çünkü stil öyle Sardinya'da. Herkes atıcı. O da geldi atıyordu. Bu kadar uzun oyuncu dışarı atmakla sonra evvelsi gün maçtan sonra bizim yayındaydı. Dedim ki sana bir soru sorsak dedim. Acaba buralarda, çevrede, orada, burada post-up yapamayacağın herhangi biri var mı dedim. Humble dedi. Yani ben dedim bunu çok mütevazi davranayım, cevaplamayayım bunu dedi. Çünkü post-up yapamayacağı kimse yok. Ve bunun mesajını da Galatasaray maçında verdi. Ben Galatasaray'ı sahanın içinde seyrettim. Yani bir yakından daha fazla bakayım diye. Şimdi oraya baktığın anda o maçı o hale getiren de Dechampier oyunun başını 12-4 bin önde başladı. Evet. Feci bir hale getirdi. Sonra zaten görevini yaptı, çıktı. Öyle olunca diğerlerine inanılmaz pozisyon açılıyor. Motley
high post dediğimiz yükseğe çıkabiliyor. Herhangi birileri aşağı Deschamps oynarken pası da verebiliyor. Ve bazı oyuncu sağını kapatırsın, bazısı solunu. Deschamps'da öyle bir şey yok. Nereyi kapatmazsan oradan gidiyor. Yardım gelirse pası görüyor. Bir iki top kaybı orada yapıyor. Bu 8 top kaybının ikisi falan. Hı. Onun ikisi de Naci Reis'indir. Ama bence müthiş bir omurga yarattılar. Baktığında yan tarafında da devamı da var Fenerbahçe'de. Mesela bence Tyler Dorsey en iyi maçını oynadı. Forma girdi demek herhalde değil mi bu artık? Forma girdi ve şöyle oynuyor ya. Bakıyor ve güleç. Evet. Olmayacak bir üçlü atıyor, kenara sayıyor. Onları görüyor. Yani bir de mutlu, sempatik. Şimdi o topu Edwards'da da bir potansiyel var. Ama Edwards orada çember dışında kimseyi göremiyor. Yani yan taraftan atıyla biri gitse, yani dördüncü koşudan kaçmış bir antipodromdan oradan geçse Edwards'ın görüp göremeyeceği şüpheli. Evet. O bir tek bağlantı potayla. Oraları göremiyor. Baktığın anda Wilbeck'in tam potacıydı, düzeldi ama sakatlanmalar olunca uzak kaldı. Daha fazla şimdi ispata gerek görüyor. Eminim şey diyor, bir girsem, o günde bir 25'i atsam dediğin anda aslında kendi için zorluk çıkarıyorsun. Onlar da grubun içinde. Artı o gruba o gün baktığımızda Kalates'i bıraktılar. Oyun düzeni onun üstüne kuruldu Anadolu Efes'in. Kalates'i bırak. Evet. Her şeyi sokarak başladı. Aynen. Banktan gelecek bir zor anda Melih var. O şutları sıkıştırabilir Galatasaray maçında. Gösterdi daha uzun bir süre alsaydı. Yani 20'lere gidebilirdi. Böyle baktığında Fenerbahçe'nin o omurgasında Nigel'la Deschamps'ın beraberliği artı Marco ondan sonra da bütün omurga bence hakikaten o gün çok sağlam bir haldeydi. Zaten sol tarafa bakarsan maç istatistiğinin orası baksana bütün her şeyi sözler o Kore'yi her şeyi gösteriyor. Of, 46'da 32. İkiliğin ama kullanımına bak. 18-10 üçlük. 169. Çok iyi. Şimdi karşı tarafa hiç geçmiyorum. Oraya da bakınca da aslında en önemli silahlarını harekete geçirememiş bir Anadolu Efes izledik. Bununla da beraber tabii 22'de 7 korkmuş bir yüzde Anadolu Efes. O da onların işi. Evet. Atarak ayakta kalmak, atamazsan ayakta kalamamak. Evet. Evet, baktığımızda koç hani Carson Edwards dediniz. Belki şuraya da bir parantez açabiliriz. Sanki hani Fenerbahçe Beko'da şimdi bütün taşlar tıkır tıkır oynuyor, işliyor. Her şey yerine oturur. Carson Edwards biraz burada bu takımın hani o kimyasının biraz dışında kalan bir oyuncu olarak. Kimya deme ya. O takımın basketbol ihtiyaçlarının dışında kalan. Dışında kalıyor. Yani evet, oyun sırıtıyor değil. Yani. Oyun kurucu topla gelen değil ki. Evet. Yani sırıtıyor dedim gülmek anlamında değil. Tabii tabii. Sağda olmuyor. Diğerleri daha mesela hani gerçekten özellikle işte siz de söylediniz Tyler Dorsey. Yani başka bir görüntü çiziyordu. Abi oyun kurucu demek, oyunu görmek, oyunu hissetmek, oyunun koşturmacasına destek olmak. Oyun kurucu bu. Hı hı. Her tarafı görürsün yani. Bu stüdyonun kurucusu. Onu oraya koymuştur, bu da ışıkları getirmiştir. Bu şirketin kurucusu. Ha ben buradan böyle yapayım, böyle program olmuş gibi. Yani bir tek bir yere odaklanan kurucu çok zor. Onun en büyük problemi burada. Hı. Yani oyun kurucu refleksi ve de geçmişi yok. Bir atıcıdan da çok yetenekli, çok kuvvetli bir atıcıdan da oyun kurucu yapmak kolay mı? Değil. Olur mu? Olur ama bir zaman faktörü var. Zaman ister. Evet, şimdi Anadolu Efes tarafından da biraz değerlendirelim. Aslında bu maç Anadolu Efes'in bütün sezon değerlendirmesi, yorumu olabilir. Çünkü genel olarak bütün hani sezon içi sıkıntısını bu maçta da yaşadı. Hı hı. Üçlükler girmeyince, aşağıyı potayı da kullanamayınca yani uzunları da kullanamayınca maçı kaybetti Anadolu Efes. Aslında dönem dönem Fenerbahçe Beko'nun oyununda uzunları devreye sokabilecek imkanlar da sağladı. İşte 5 kısaya döndüğü dönemlerde vesaire. Ancak olmadı. Anadolu Efes adına şöyle bir sezon değerlendirmesi yaparsak, genel bir değerlendirme, bu maç özeline geliriz. Hep konuştuk aslında ama hani burada noktayı koyacağız Anadolu Efes'e çünkü bugün. Daha sonrasında Fenerbahçe Beko'yu konuşmaya devam edeceğiz. Şöyle bir değerlendirdiğimizde biraz hayal kırıklığı olarak değerlendirebiliriz. İşte önemli transferler, şampiyon takıma önemli dahiller ama işte kaybettiği oyuncuların acaba yerini doldurdu mu mesela Muerman gibi. Hani birçok soru işareti var koç. Şöyle toparlayacak olursanız hani Anadolu Efes'i düşündüğünüz zaman bu sezonki Anadolu Efes'i
herhalde en büyük eksiği pivot mevki, yani uzunların hani kullanımına, içeri top indirilmesine, 4 ve 5 numaraların katkısına parantez açarak başlarsınız diye düşünüyorum. Chicago'dan örnek vereyim. Chicago Bulls'dan bir tık daha şey, yaşını almış jenerasyon bilecektir, hatırlayacaktır. Michael Jordan'ın senesi. Muazzam işler yapıyor. Herkes Jordan'ı seyrediyor. İşte yanındaki bütün arkadaşlar muazzam bir hücum takımı böyle hayat akıp gidiyor. Kukoc'u aldılar. Kukoc geldi. Evet, Kukoc geldiğinde aslında çok değerli bir keşifti. Kukoc geldiğinde Yugoslav takımda 4-5'ti. Chicago'da herkes toplu oynadığı için NBA'de onun öyle bir meziyeti var. 5'ti, 4'tü, 3'tü, 2'ydi, 1'di, her şeydi. O takımın akışına muazzam bir desteği oldu. Evet. Diğer oyuncuya da desteği oldu. Yani Potal'daki Rodman, işte onları topluyor, saçlar bir gün oraya bir gün. Yani renkli bir takımda. Evet, yani tek tek oraya NBA'ye girmeyelim ama oraya her pozisyonu oynama sezgisi, görgüsü ve yeteneği olduğu için. Şimdi Anadolu Efes'te. Shane Larkin müthiş bir skorer mi? Hayır diyen döverler. Anlamsız yerde sopa yemenin bir alemi yok. Müthiş bir skorer. Müthiş skorer mi? Skorer. Baba her geçen gün gelişen skorer oldu mu? Hı. Oldu. Peki buraya başka kim katıldı? Clyburn inanılmaz bir skorer. Başka? Elijah Bryant katıldı. Elijah da her geçen gün daha önemli bir şutör oldu. O zorluklar, o da FDV'yi geri çekerek. Çünkü antrenmanda görüyor. Ve savunma katkısı. Onları da eklemeye başladı. Bak bir dolu atıcı, bir dolu hücum gücü. Hücumdan mesela. Ama potu altında o reboundu alacak. Kaç bu maçın reboundu Anadolu Efes'in? Alalım tekrar. 12-6-8-20. 11-6-8-19. Çok 19 rebound. Tamam. Peki Tibor Plyce, o da dış atıcı. Geri kalıyor bir tek. Bryant'ı arıyorsun. Nerede oynar acaba diye. Bryant Dawson'ı arıyorsun. O da sakat. Ara sıra ekran gösteriyor. Oradan bakıyorsun. Ama gözün onu arıyor. Ve başka kim arıyor o takımda? Bence değerli iki oyuncu vardı. Bryant Dawson ve Doğuş. Hayır. Doğuş 7-8 dakika giriyordu ama deli bir savunma yapıyor. Sakat mı o? Yani şeyde gördüm yani dün hani olaylar için. Başta görmedim ben. Olay yani soyunmamıştı. Olaylar olduğunda sahaya girdi. Zaten. Evet. Hiç soymuyor. Sakat mı acaba? Detay bilmiyorum yani. Sakat olduğunu zannediyorum yani. Tahmin ediyorum ve zannediyorum. Ama ne kısım bir sakatlık bu ya? Bitmeyen. Çapraz bağ falan koparmış olması lazım yani. İnan bilmiyorum. Yani şimdi baktığın anda bu ekipte oyunu skor olarak taşıyan bir sürü oyuncu var. Ama oyunu kuracak, egoları yönetecek ve bu ofens bölümü defansta da hepsini toplayacak, potu altı bırak, geçerse beni ben oradayım diyecek bir oyuncu yok. Bir oyun role bir ara Singleton eklendi ama o da en sonunda 1-2 dakika oynamaya başladı. Şimdi böyle olunca Anadolu Efes'in en büyük sıkıntısı bence buradan geldi. Anadolu Efes'i Milan'ın yenmesi, Partizan'ın yenmesi, yani hep onlar piyodu sınır takımı, ona çok sürpriz değil. Ama hep bunu burada konuştuk. Size yükseldikçe, boyut yükseldikçe Anadolu Efes bu takımıyla zorluk çekti ama tabii ki iki tane şampiyonluk onlar müzelerinde, onları kazandılar. Hatırla Simon'un katkısını, Muayman'ın katkısı olduğu maçları. Yani böyle bir inanılmaz bir her an herkesin sayı dışında efor getirdiği bir takımdı Anadolu Efes. Ama Anderson'ın katkısını aynı o şekilde birkaç dakika oynuyor. Şimdi böyleydi. Herkes başrol oyuncusu olmak için daha inançlı, arzuluydu diyeyim. Hı hı. Oradan da o dertleri çözemediler. Peki şunu da sormak istiyorum. Özellikle maç içerisinde bunu şunları da gördük. İşte dedim az önce 5 kısaya döndü Fenerbahçe Beko. Yani Najles Davis ve Deşan Pierre 4-5 numarada oynarken. Mesela oradaki yanılmıyorsam Plyce'ı soktu koç. Zizic kenara geldi. Orada mesela Zizic üzerinden hani onun post topu kullanılabilir miydi? Yoksa zaten atletik oyuncular ikisi de 4 ve 5 numarada şampiyon. Savunmada orada zorluk çekiyordu. Yani savunması çünkü zaten korkunçtu. Çok yani hatalar yaptı. Yani onlarda ikisi dışarı çözülüyor. Dışarı çözüldüğü anda Zizic'in onları yakalaması kolay değil ama Tibor'un da yakalaması kolay değil. Değildi zaten. Aslı Efes'in işte o tarzda oyuncular şeydi yani Muharman, Singleton onlardı. Onların yeri aynı performansla
olmadı. Peki doğru yani. Peki Ahmet Enbaye'nin savunması o noktada kurtarıcı mıydı? Yani orada hani onun yerine belki hani Zizic... Ya bu tip takımlarda bu maçları oynayacak oyuncular anlık davranamazlar. Ben seni o an soktum, o savunmayı yapacaktın. Hayır ya, o savunmanın parçasıdır. Savunmayı... Onu her gün yaparsa... Çok kötüydü ama yani çok hata yaptı zaten koç. Siz için savunma performansı 7 rebound 10 sayılık bir performansı var. Böyle bakarsan tatmin edici. Ama tuttuğu oyuncuların onu nasıl kullandığını çıkarsan görüntülerle o zaman zorluk yarattı. Evet, şöyle Clyburn'un performansına bakalım. 21 sayılık katkı ama tabii o da yeterli olmadı. 6'da 1 üçlük, çok düşük bir yüzdeyle attı bu mücadelede. 21 sayı bulmuş. Tabii onun da maç sonu yaşadıkları var. Belki ona da bir değiniriz. Maçın ardından sahadaydınız herhalde siz. Ben maç bitmişti. Roger'dan aşağı iniyordum. Görmedim. Ben indim, baktım hala nasıl bitmeyen maç mı yapmışlar ya dedim. Çünkü ben inerken 1,5 dakika vardı. İndim, 15 saniye vardı hala. O kadar füze gibi de inmedim. Kalabalık iniyordu zaten. Ama olmuş bir takım şeyler. Yani aslında biten maça bunların hiç olmaması lazım ya. Maç bitmiş gitmiş, sen de evine git yani. Onlarla uğraşma ama tabii oluyor. Orada yardımcı antrenör neydi? Atılmasını Dedas. Dedas o basketin atılmasını istemiş. O da ona reaksiyon vermiş gibi okudum. Evet. Bir iki tane tweet geldi gözüme. Yoksa ben inan beni sağın içi ilgilendiriyor. Dışındaki bu işlere evet, olabildiğince hem adrenalin, hem... kulak misafir bir olmak istemiyorum yani. Peki Anadolu Efes'le ilgili ekleyeceğimiz bir şey var mı koç? Hani sezonu kapattığı hayal kırıklığı bir sezon maalesef. İki sezon üst üste şampiyonluk yaşamış bir takım. Geçtiğimiz sezon aslında biraz bunun böyle şeylerini vermişti. Belirtileri vardı yani takımın üzerindeki o böyle bir hani diyorduk biz işte öyle toprağı ne zaman atacak, öyle toprağı ne zaman atacak, ne zaman kendine gelecek diye. Belki kendini playoff'a atmış olsaydı iş başka olurdu ama Anadolu Efes adına bu sezon hani o sıçramayı yapamadı diyelim. Piyotluları yenmesi yine kolay değildi. Piyot değil mi? Ağırlıklı oynayan takımları yenmek Efes kadrosuyla kolay değil. Kolay değil. Yeniden yapılanma olacaktır. Ergin Ataman'ın gideceğiyle ilgili söylentiler var. Şimdi Yunanistan'a gideceği şeklinde. Tabii ki bunları bilemiyoruz ama bakalım Anadolu Efes nasıl bir yapılanmaya gidecek. Elbette hani mutlaka iki önemli uzun, en azından bir tane uzun hani ihtiyacı olan bir katkı. İki tane diyelim. Sağlayacak, etkileyecektir. Peki, iki takımızı değerlendirdik. Şöyle ekleyeceğiniz bir şey var mı? Kalan maçlar üzerinden konuşabiliriz. Yani Fenerbahçe... Konu aslında bugün Fenerbahçe, Kızıldız maçı. Evet. Yani Kızıldız da istekli oynuyor. Campazzo'nun dahil olduğundan sonra yani Vildoza, Campazzo topa yön veren bir takım. Kolay rakip değil. Yani, bakalım 34. haftanın programının son hafta, normal sezonda regular season'ın son maçı, maçları diyelim. Alba Berlin-Asvel mücadelesi var. Kızılyıldız, Fenerbahçe-Beko. Tabii iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Son maç. Kızılyıldız'ın sezonu kapayacağını da düşünürsek Euroleague'de mutlaka atmosfer yaratacaktır. Kızılyıldız taraftarı. Olympiakos-Baskonya mücadelesi var. Maccabi Tel Aviv-Real Madrid. İyi maçlar var koç bu hafta. Bologna-Milan. Anadolu Efes-Monaco. Bayern Münih, Kaunas, Partizan, Panathinaikos, Barcelona, Valencia. Tahminlerinizi almadım. Hemen alayım. Alba Berlin, Asvel. Onları geç ama 1844'de şimdi onu diyecektim. 300. 1673 Alba kazanır. Alba kazanır değil mi? Ben de öyle düşündüm. Kızıldız, Fenerbahçe, Beko. Fenerbahçe, yani başkasını düşünmemek bile lazım. Olympiakos, Baskonya. Herhalde bu maçı da pas geçmez Olympiakos değil mi? Geçebilir. Baskonya da kazanabilir. Buradaki emniyeti biraz sonra söyleyeceğim. Bitir hepsini. Maccabi Real. O sahadan çıkartılan bir Real'i evet diyemiyorum. Yani. Ben de diyemiyorum. Real daha kırılgan o konularda bir de diye düşünüyorum. Virtus Milan. Virtus Milan. Dosça 5 çayı. Sıkıcı. Onlar kahve tercih eder ama aynen. Mont Blanc içelim biz daha az sütlüsünü alalım falan gibi. Böyle şey maçı, hata kimde? Efes Monaco, bu da yani al gülüm ver gülüm olabilecek bir maç. Monaco bu, almak isteyecektir. Matematikte hiçbir değeri kalmayan bir maç. Yani Monaco kazansa da yetmiyor. Çünkü iki defa yenildi Barcelona'ya. Üçüncüyle çıkamıyor. Eğer çıkmak istiyorsa. Bayan aslında hayat burada. Bayan Jargis'in bu maç ertesi günü. Baktığın anda nerede Baskonya'nın maçı? Üçüncü sırada Olympiakos Baskonya. Fenerbahçe'den yarım saat sonra başlıyor. Şimdi bunlar hiç adil değil.
Bu futbolda da vardır. Basketbolda zaten vardır. Voleybolda vardır. Yani domino bile oynasan maçlar aynı saatte başlar ya. Ya evet, biz biraz daha... Son hafta ama. Peki, son hafta. Öyle ama Eurolig'in biraz reaksiyonlarının işte Fenerbahçe Beko'yu çıkarttı. Yani son 8'e bıraktı. İşte o yıldızı koydu vesaire. Biraz dikkatsizce yapılan bir fikstür mü? Ya ben kasıt aramıyorum. Arıyor musun? Bu hafta sonu ya. Cumartesi günü toplanırsın. Bir dakika ya, o maç onu ilgilendiriyor. Bu maç bunu ilgilendiriyor. Düşün ya, sahaya çıkan bir Jargiris. 5 takım şey olduğu anda, kafa kafaya kaldığı anda 19 altta kalıyor. Hepsi kazanıp Jargiris kaybederse o kadar sezon çöpe gidiyor. Yani oynuyorsun, kulağın burada, oynuyorsun kulağın da. Bir de herkes oynamış, maçlar bitmiş, elekten asılmış. Sen sahaya çıkıyorsun ertesi gün. O günün tek değerli maçı o. Peki bu, şimdi hani bu değiştirilme, ya bu saatten sonra değiştirilmez herhalde. Çünkü herkes biletini bilmem nesini almamış mıdır? Neyini? Biletini, her şeyini organize, seyahatini organize etmiş. Ama şimdi bak, bunu 5 hafta önceden yapamazsın ki. Ya bu, bilemezsin ki zaten. Bu hale geleceğini bilmiyorsun. O yüzden zaten bu haldedir. Onun için ama bu kadar, ya kim biletini aldı? Kim biletini aldıysa, Euroleague ondan var ya. Gel Euroleague'i yönetelim. Olacak tek bir şey var zaten. O maçı da aynı gün oynatacaksın. Bitti. Al, Euroleague'i yönetelim. Koy masaya. Hepsine birer uçağı verirsin ya. Bir gün önce gidecek. Sadece kalmasa Almanya'ya bir gün önce gidecek. Charter'ı verirsin. Dersin ki, charter'ı ben ödedim. Otelini de ben verdim. Her takımın. Diğerlerinin de, Anadolu Efes, Monaco'nun da. Kiminse. Yani kim gerekiyorsa. Abarttım tabii ben yani. Ama o bilinen maçların, dersin ki bütün expense'ler, masraflar Euroleague tarafındandır. Bütün maçlar saat 21'de başlar. Bilet mi? Biletini iade etmek isteyenlerin de parasını biz veriyoruz. Yani bunu yapmak ve bunu 3 hafta önce yapamazsın. Nereden bileceksin durum buraya geleceğini? Bilemezsin yani böyle bir şey olacağını. Onun için ya bak, şu anda kim belli değil? Jargiris ve Baskonya Fenerbahçe belli değil. Evet. Fenerbahçe artı bir galibiyet daha almış olsa, Baskonya Jargiris'ten beri ikisi de birer sayıyla kaybettiler. Biri kazanmış olsa bugün buna gerek yok. Hayır. Ama herkesi ilgilendiren bir son haftanın adil olması, bence yönetimin yani liyakatlı davranması, en beklenmesi gereken diyeyim. Şimdi şöyle bir yandan da şeye bakıyorum koç. İzleyicilerimize sormuştuk hatırlıyorsanız. Ya bir tanesi muazzam değil mi ya? Bir tanesi var, onu bir bulsam. Ya Semih Bey yazmış, Semih Yağcı. Yani gerçekten fal mı baktınız, ne yaptınız? Bu çok da kolay bir tahmin değil çünkü kolay kolay tahmin edemezdik koç. Olympiakos, Real Madrid, Barcelona, Monaco, Fenerbahçe, Maccabi, Partizan, Baskonya demiş. Yani ilk 8'i direkt sıralamış. Tebrik ediyorum. Şimdilik daha henüz böyle. Ama eğer böyle biterse Semih Bey kazanacak. Diğer muazzam yazmış. Bravo. Diğer yani yorumlara da baktım, bulamadım başka. Yani atlıyorsam eğer kendinizi hatırlatın lütfen. Ama şu an görünen o ki Semih Bey bu haftayı tutturdu. Bakalım gelecek hafta sonu itibarıyla, hafta itibarıyla ne gibi bir değişiklik olacak? Kızılyıldız'ı Fenerbahçe nasıl yener? Fenerbahçe Kızılyıldız'ı nasıl yener? Bir kere ortam. Önce ortamı kapatmak lazım. Kolay mı? Değil. Değil. Ama Fenerbahçe yani Anadolu Efes maçında oynadığı gibi oynarsa yener. Ya burada inanılmaz bir kere seyirci kültürü o gün çok baskın kaldı. Ama şimdi orası öyle olmayacak. Onun için o seyircinin enerjisini ve o beraberliği yanlarında sahaya çıkarken orada Belgrad'da ortaya çıkarmaları lazım. Şart yani. Sahaya baktığın anda hiçbir şeye fazla itiraz etmeyeceksin. Yani şunu söylemek istiyorum. O seyirciyi negatif motive etmeyeceksin. Topunu oynayacaksın. Tam olarak. Topunu oynayacaksın. Hiç itiş takısı girmeyeceksin. Zaten onlar bir şey istiyorlar yani. Bir ateş. Bir olay olsa da biz de Belgrad'da olduğumuzu göstersek. Kızıl Yıldız'ın şu an hani bu kadar agresif bir şekilde böyle bir maça çıkacağını düşünüyor musunuz? Hani sonuçta 8'e kalma mücadelesine çıkmayacak Kızıl Yıldız. Artık son maç, tamam belki gövde gösterirse ama o kadar da hararetli olur mu? Peki şöyle farklı sorayım sana. Öyle cevap vereyim. Maçı elinden geldiğince oynamayacağı bir akşamda olabilir mi? Hayır canım. Olmaz bence. Tabii ki oynayacak. Belki hararetli olmayacak ama yine basketbol evet, becerilerini sahaya sokacak. Tabii ki. Yani işte bu hafta kazanmadım. Kızıldız'a 16 galibiyette kalmış. Evet. Yani baktığın anda işte bugün 18'ler kalmayı planlayan takımlar yani. Onun için bence seyirciyi maça olabileceği sokmadan ve Kızıldız şey gibi değil. Hani tamam tempoda Campazzo iyice tempoyu arttığı anda artistik hareketler şut tarafı atıyor ama
böyle çok düzenli bir savunma yapmıyor. Yok. O topu ya başında içeri sokmak, İstanbul'da başında içeri soktular. Belki tek ufak bir fark var ama küçük fark gibi gözüküyor, büyük fark. Biraz oynadıktan sonra delay game diyoruz. Yani birkaç pas oyunu akıtıp sonra içeri indirilen topları onlar da savunmakta zorluk çekecekler. Uzunları dışarı çektiği anda pick and roll'de zorlayacaklar. Fakat ne olursa olsun erken faul almamak lazım. Yani çok dingin oyunda olmak lazım ki kulağın ne Baskonya'da olsun ne öbür tarafta Maccabi'de ya yeniyor bunları Real diye olsun. Tamamen kendi işine odaklanmak gerekiyor. Kolay bir gün değil ama bu maçı kazanmak bana inan Final Four'u kazanmak kadar Final Four'a ilk round'u geçmek kadar değerli. Yani Monaco'yu geçmek mi zorluk derecesine gelir? Zor. Kızılyıldız mı zor? Bence bir farkı yok. Kızılyıldız'ı geçersen Monaco'yu geçme şansın çok fazla. Evet. Düşünsen sen şu anda sezon başı. Sana sorarlar Olympiakos mu, Real mi, Barcelona mı, Monaco mu? Monaco. Sonra şey dersin ya böyle bir sual mi olur? Tabii ki Monaco. Hadi görüşürüz dersin. Şimdi o eline kadar geldi. Son iyi bir 40 dakika. Evet. Herkesin de büyük bir enerjiyi oraya vermesi lazım. Umarız galibiyet olacak. Gelecek haftada galibiyeti konuşacağız ve sonrasında tabii ki önümüzdeki yolu konuşacağız. İşleri halledersen o akşam Emir Bey işlerini gel beraber seyredelim bizim ekiple beraber. Vallahi olur çok isterim. Artık son maç. Birlikte izleriz en azından. Küçük bir masa da hazırlanıyor orada. Ufak böyle. Statta mı? Evet şeyde büyük kalın altında. Güzel oluyor yani herkes. Nereden kebap geldi, nereden lahmacun geldi derken bir anda maça giriyorsun yani. Tat sana az vereceğiz. Yok ya az yer miyim koç ben lütfen. Peki ağzınıza sağlık. Noktalayalım. Haftaya da umarız güzel bir galibiyetle Fenerbahçe Beko'nun galibiyetiyle açarız. Elbette Anadolu Efes'in de kazanması isteriz sezonun artık son maçında ama gözümüz kulağımız Kızılyıldız'da olacak, Belgrad'da olacak, Kızılyıldız mücadelesinde olacak diyelim. Edizione Living'in sunduğu Koç ve Ben'i de noktalayalım. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.